Mutlu olmanın yolu Meram Çıtır Simit Konya Amatör Sporu sunar. Mutlu akşamlar. Amatörlerin dünyasına Konya Amatör Sporlara hoş geldiniz. Bir hafta geride kaldı ve geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Konya Amatör Lig karşılaşmalarından özet görüntüler, değerlendirmeler ve futbolun kalbinin atıldığı programda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın sonuçlarını, puan durumunu, tabii gelişmeleri hepsini paylaşacağız sizlerle. İki maçtan görüntümüz olacak. Selçukspor, Beşiktaş Belediyespor ve Ilgın Belediyespor, Seydişehir Belediyespor maçlarının özet görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Bununla birlikte haftanın olaylarını değerlendirmeye çalışacağız. Bu akşamki konuğumuz da Karapınar Belediyespor ve Karapınar'daki spor faaliyetleri olacak. Karapınar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yaka bizlerle birlikte. Sevgili hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Selahattin Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Gece gece yorduk sizi Karapınar'dan buraya kadar ama Karapınar'da spor anlamında neler yaşanıyor, neler oluyor? Tüm bunları bu akşam inşallah. İnşallah. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Konuşacağız inşallah. Detaylı. İnşallah. Spora verdiğiniz destek ve önem nedeni de ben en başta bir teşekkür etmek istiyorum size. Çünkü biz amatör sporun kalkınması, herkesin spor yapması adına burada dilimizin döndüğünce bir şeyler ifade etmeye çalışıyoruz. Siz en baştan beri bu çağrılara kulak verenlerdensiniz. Bu anlamda bir teşekkürü hak ettiniz. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Spora verdiğiniz destek nedeniyle. Tamam, ben de teşekkür ediyorum. İzin verirseniz önce bölgesel amatör lig, amatörlerin en üst ligi olan bölgesel amatör ligde sonuçları, puan durumunu bir aktaralım. Tabii. Sonra süper gruba geçeceğiz. Hem özetlerimiz olacak hem de Karapınar Belediyespor'u bu akşam detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. Bölgesel amatör lig 7. grupta 3 Konya takımı ve komşu il Karaman'da var. Bakalım sonuçlar neymiş? Sarıyönü Belediyespor kendi sahasında Gölhisar Spor'u 2-0 mağlup etti. Isparta Davraz 1, Silifke Belediye 1, Mut İdman Yurdu Belediye 5, Manavgat Spor 1, Serik Belediye 4, Manavgat Belediye 2, Kepez Belediyespor 1, Akşehir Spor 0, Konya Ereğli Spor 0, Anamur Belediye 0, Oğuzhan Spor 1, Karaman Belediye 1. Bu sonuçların ardından Serik Belediye 22 puanla zirvede yer aldı. Isparta, Davraz ve Sarıyönü Belediye 18 puanla 2 ve 3. sırayı aldılar. 17 puanlı Karaman Belediyespor 4. 5. Silifke 13, 6. Mut İdman Yurdu 12, 7. Kepez 12, 8. Manavgat 11, 9. Anamur 9, 10. Akşehir Spor 6 ve 11. Konya Ereğli Spor yine 6 puanda. 4 puanlı Oğuzhan 12. Manavgat Spor 13. ve 1 puanlı Gölhisar Spor 14. sırada yer aldılar. 9. haftanın maç programı ise şöyle. 19 Kasım saat 14'te oynanacak maçlar. Manavgat Belediyespor, Kepez Belediyespor, Manavgat Spor, Serik Belediyespor, Silifke Belediyespor, Mut İdman Yurdu Belediye, Gölhisar Spor, Isparta Davraz Spor, Anamur Belediyespor, Bucak Belediyesi Oğuzhan Spor, Akşehir Spor, Ereğli Spor, Konya Derbisi ve Karaman Belediyespor, Sarıyönü Belediyespor maçları oynanacak. Sarıyönü iyi durumda da Akşehir ve Ereğli biraz daha gayret edecek zannediyorum ilerleyen haftalar için Sayın Başkan. İnşallah. Geçmeden önce isterseniz süper gruba da bakalım. Çünkü takımı da konuşacağımız için yerini en azından bir görsün izleyicilerimizde. Süper grupta haftanın sonuçları şöyle. Selçukspor 3, Beyşehir Belediyespor 1, Altınekin Spor 1, Kadınhanı Belediyespor 1, Çatalhöyük Çumra Belediyespor 2, Karapınar Belediyespor 1, Yeni Emir Gazi Belediyespor 2, Selçuklu Belediyespor 3, Ilgın Belediyespor 2, Seydişehir Belediyespor 1. Grupta liderlik böyle her hafta değişir hale geliyor herhalde. Güçlü takımlar da var tabii. Çatalhöyük Çumra Belediyespor bu haftaki galibiyetin ardından 14 puanla tek başına kaldı. Selçuklu Belediyespor 11 puanla 2. Karapınar Belediyespor 11 puanla 3. Selçukspor, Beyşehir Belediyespor, Kadınhanı Belediyespor 7'şer puanla maçı eksik takımlar var biliyorsunuz. Ilgın Belediyespor ve Yeni Emirgazi Belediyespor 5'er puanda. Altınekin Spor 4 puanda. Seydişehir Belediyespor 2 puanda. Gelecek haftanın maç programı ise şöyle. 7. hafta maçları oynanacak pazar günü. Selçuklu Belediyespor Seydişehir Belediyesi'ni konuk ediyor. Karapınar Belediyespor da Yeni Emirgazi Belediyespor'u derbi olarak değerlendiriyorlar Sayın Başkan. Konuşacağız bunu da. İki komşu ilçe değil mi? Evet. Saiteli Kadınhanı Belediyespor da Çatalhöyük Çumra Belediyespor'u konuk ediyor. Bu da yine derbi maçlardan birisi olacak. Beyşehir Belediyespor, Altınekin Spor ve Ilgın Belediyespor, Selçukspor karşılaşmaları tüm ekiplere her hafta olduğu gibi
başarılar diliyoruz. Centilmence geçsin tüm karşılaşmalar. Evet, bu haftaki maçla başlayalım. Ligdeki puan durumuna bakalım. Karapınar Belediyespor'un hedefleri nedir? Yola neden çıkıldı? Ligdeki durumdan memnun muyuz? Şehrin ilgisi nasıl? Sayın Başkan, birinci ağızdan sizden dinleyelim. Evet, tekrar hayırlı akşamlar diliyorum tüm spor camiasına, Karapınarlı hemşerilerimize, Konya'da ve Türkiye'nin her tarafında bulunan hemşerilerimize. Öncelikle isterseniz Selahattin Bey, Karapınar Belediyespor'u şöyle tarihinden kısaca bir tanıtaraktan da gelmek istiyorum. Yani Karapınar Belediyespor köklü bir kulüplerimizden 1956 yılında kuruldu. Çok eski. Oldukça evet eski. Bizim daha çocukluk dönemimizde toprak sahada seyrettiğimiz, hatta şimdi abilerimiz, hocalarımız olan bazı insanları bu sahalarda seyrettiğimiz köklü bir kulüp. Mutlaka geçmişi var, belli bir şeyi var ama gün geçtik sırada artık sahaların yeşillenmesi, yeni yatırımlarla beraber her geçen gün kendini geliştiriyor, evet, daha şey diyor ve tarihinde süper gruplarda oynamış. Hatta 3. lig elemelerinde şey yapmış, terfi final maçları oynamış. Yani o zaman hatırlamıyorum. Bölgesel ligde oynamış. Yükselme maçları, tabii, evet. Yükselme maçlarında bir sene, yıl olarak bilemiyorum ama 3. yıl terfi maçlarında final için oynamıştı. O zaman kaybetmişti. Süper Lig'de oynadı. Normal bölgesel liglerde oynadı. Mutlaka bütün Türkiye'de olduğu gibi, Konya'da olduğu gibi, ilçemizde de amatör spor kulüplerinin arasında futbol başka bir yeri vardır. Bambaşka, evet, bir yeri vardır. Ön planda. Aynen, spor, ön planda. Karapınar Spor'da aynı bu şeyde futbol başta olmak üzere voleybol, basketbol, buşu, satranç gibi bir takım branşlarda şeylerine, kulüp faaliyetlerine devam ediyor. Aslında geçmişte bakarsak günümüzde de dahi Karapınar Spor, Konya Spor'a, Ereğli Spor'a, diğer takımlara, hmm, ve diğer Türkiye'nin diğer kuruluşlarında birçok futbolcular vermiş. Hala mesela bugün birincilikteki Konya Spor'da dahi zaman zaman oynayan Karapınar Sporlu şeylerimiz var. Ereğli Spor'da mesela oynayan oyuncularımız olmuş. Tabii tabağından yetiştirerekten. Aslında ana temel gayemiz hem Süper Lig'de belli bir bölgesel ligde veya şeyde amatör kümede, evet, yarışabilmek, bir heyecan oluşturabilmek, aynı zamanda da taban altyapınızı oluşturmayı düşünüyorsunuz. Zaten bu fikirden itibaren de bu senede yeni kulüp başkanımızla beraber, arkadaşlarla beraber oturduk. Karapınar Belediyesi Futbol Akademi Kursu diye yazın kurslar açıyoruz. Bu kurslarda ilçede bulunan çocuklarımızı, değişik çocuklarımızı gruplandırarak bunun açısından elemeler yapıyoruz. Hem bu çocuklara bir yaz sporu oluşturmuş oluyorsunuz, hem de buradan diğer, evet, U grubuna veya diğer üst kısımlara yetiştirebileceğiniz çocukları bulma imkanına sahip oluyorsunuz. İşte bu çalışmalar bünyesinde Karapınar Spor devam ediyor. Hedefine artık şampiyonluğa kilitlenmiş şekilde. İnşallah Allah'ın izniyle ilk yenilgimizi bu hafta aldılar çocuklar. Bir şanssızlık olarak normalde liderliğe yakın olarak lider olmayı, evet, bekliyorlardı. Fakat Çumra'da bir puan kaybettiler. İnşallah bunu telafi edecekler ve hedeflerinin de şampiyonluk olduğunu biliyoruz inşallah. Bunu da başaracaklar inşallah. Bugüne kadar hem A grubunda hem U grubunun bütün gruplarda, yani toplamda 528 tane futbolcuyla, lisanslı çocukla bu işi yürütüyorlar. Mesela A grubunda diğer U gruplarının hepsinde, evet, şey yapıyorlar. U19'da, U17'de şöyle notlarıma bakıyorum. U16'da mesela, U15'de, yani U gruplarının tamamında şey yapıyorlar. Bunlar evet, bütün yaş gruplarında, evet, her grupta A takımla beraber, evet, 528, evet, tane, evet, futbolcu şu, evet, anda Karapınar Belediyespor'da, evet, faaliyet, çok iyi bir rakam. Faaliyet yürütüyor. Evet. Bu mutlaka ilçemizin spor bakımından, yani bu gençlerimizi kahvane köşelerinden, bilardo köşelerinden kurtarıp böyle sporla uğraştırmak çok daha değişik bir duygu yani. Bunu mutlaka biz bunlardan derecesiz memnun oluyoruz. Yani her bakımdan hem bu çocuklarımız böyle kötü alışkanlıklardan şey yapıyor, hem de daha sağlıklı zihinde. Hatta hem spordaki başarıları belki de
okullardaki başarılarını da getiriyor yani. Bunların hepsini bir kompleks olarak düşünmek lazım. Bunların hepsini düşünürsek Karapınar Spor gerçekten büyük bir görev ifade düşünüyorum yani. Bunların inşallah daha ileride şöyle detaylarında mesela evet. tekrar şey yapacağız. Mesela genç erkeklerde 20 tane lisanslı, yıldız erkeklerde 20 lisanslı, miniklerde 20 lisanslı şeyimiz var. Voleybol mesela. Yani futbolun yanında evet, voleybola evet. mesela şey yaptık. Diğer branşlar, şu saydığım branşların hepsinde tabii hepsine voleybolda. Tek tek gireceğiz inşallah başkanım. Evet. Hepsini konuşmaya evet. çalışalım evet. bu akşam. Tabii siz şimdi 10 tane takım var. Bunun 8-9 tanesinin isminde belediye var. İlçe takımlarımızın. Selçuklu Belediyespor, Karapınar Belediyespor, Beyşehir Belediyespor, Karapınar Belediyespor. Yani belediyelerin desteği olmadan bu işin yürümesi biraz zor. Tabii. Ama belediyelerin de bu işi tek başına yürütmesi zor. Evet. Şunu tabii bizzat yaşadığımız birçok nokta var. Bizim de bu konuda şahit olduğumuz noktalar var. Belediyelerin desteği ama şehrin de desteği. Tribünlerde siz bu desteği yeterince alabiliyor Yeterli, musunuz? Mesela evet. pazar günü o maç oynanırken Karapınar hep orada oluyor evet. muyuz? Karapınar orada oluyor. Görüntülerden de belki işte forma reklamı evet, veya ne bileyim başka anlamlarda esnafımız destek oluyor mu? Evet. Şimdi mutlaka dediğiniz gibi yani işin şeyinde Karapınar Belediye Spor olması tabii ki tamamen belediye şey değil. Kanuni mevzuatlar çerçevesinde biz yasal şeylerin yükümlülüğümüz içinde bütün spor kulüplerine yaptığımız nakdi yardımları yapıyoruz. Ayrıca bazı spor harcamaları için de harcama yapabiliyoruz. Fakat sizlerin de dediğiniz gibi bir taraftar olarak gençlik kitlesinin spora verdiği bir taraf var. Mutlaka maçlarda bu Karapınar'da çocuklarda bir heyecan oluşturuyor. Bunlar kaçınılmaz. Ama bunun bir de takdir edersiniz ki ekonomik yönden şey olması var. İlçedeki iş adamlarının, evet. sanayicilerin, esnafın kendi kulübünü desteklemesi. Bu bir belediye ile olacak iş değil. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Biz destekliyoruz mutlaka elimizden geldiğinde. Ama ben Karapınarlı hemşerilerimizden de özellikle burada sözü gelmişken bahsetmek istiyorum. Yani söylemek istiyorum. Rica ediyorum daha doğrusu. Yani Karapınar Spor'a biraz da maddi olarak sponsorluk yönünde de desteklemeleri gerekiyor. Bunlar mutlaka burada belli bir çocuk. Biraz önce sayıyı verdik. Yani her grupta bir sürü çocuğumuz burada evet. yapıyor, spor yapıyor, bir faaliyet yapıyor. Bunların mutlaka ihtiyaçları olacak. Mutlaka bir giderleri olacak. Onun için eğer biraz böyle elimizi cebimize sokar, biraz katkıda bulunabilirsek, reklam katkısında, forma katkısında gerçekten bundan çok büyük bir memnuniyet duyarız. Bu çocuklar da bu işleri çok daha profesyonel, aşkla, şevkle yürütürler inşallah. Yani bu bedel illa şu kadar olacak veya şuraya olacak diye bir, değil mi? Gönlünüzden ne koşar yani bunun belli bir miktarı yok. Maç yani. Primi olur mesela, evet. maç yemeği olur. Maç yemeği olur, maç primi olur. Olur, forma şeyi olur. Evet. Az veren candan, çok veren maldan verirmiş. Yani biz burada hani sadece Karapınar'ın özelinde konuşuyoruz bugün ama amatör sporda bütün tüm amatör, ilçelerin aynı sıkıntısı var. Ben biliyoruz. Aynı sıkıntısı biliyoruz var. Bunları. Zaman zaman burada da konuşuyoruz. Kendi şehrinizin, kendi ilçenizin takımını destekleyin. Hayatta kalması, yaşaması, varlığını sürdürebilmesi adına şahıs Tabii. olarak da, şirketler olarak da elimizden gelen desteği göstermemiz lazım. Çok büyük meblağlarla olmuyor zaten bu işler. Tabii. Küçük küçük Tabii. bir araya geldiği zaman Tabii. İyi noktalara Tabii. ulaşır. Mutlaka yani. Yani. Mutlaka yani bunun azı çoğu yok sizin dediğiniz gibi. Bir forma şeyi veya bir prim veya ne bileyim yani bir yemek yani aklınıza ne gelirse. Bu çocukların aslında böyle bir şey futbolculara da bir motive bakımından çok güzel şey oluyor. Yani halkın, esnafın kendi yanında olduğunu sanki seyirci taraftarı gibi. O evet. yönden çok büyük bir anlam ifade ediyor yani. Kesinlikle. Katkıda bulunmak. Mesajları evet. bekliyoruz bu arada WhatsApp hattımızdan. Soru sorabilirsiniz Karapınar Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yaka'ya. Sporla ilgili olursa seviniriz. Diğer alanlarda, başka programlarda sorsunlar diğer hizmetleri. Sporla ilgili, Karapınar'la ilgili sorularınız varsa onları gönderebilirsiniz. Takımın özeline inelim biraz daha. Herkes şundan şikayet ediyor diğer ilçelerde de. İşte bizim takımımızda 20 tane 25 tane futbolcu var ama hep dışarıdan getiriyorlar. İşte şuradan buradan transfer ediyorlar gibi. Biliyoruz ki Karapınar bu konuda yıllar önce de iddialıydı. Hani başka takımlara da futbolcu yetiştirmenin yanı sıra kendi takım kadrosunda da
kendi ilçesinde yani Karapınar'dan yetişmiş oyuncuları oynattığını biliyoruz. Evet. Şu anki durum ne Sayın Başkan? Şimdi geçmişte de aynı, biz kendi dönemimizde de aynı şekilde hocamız da kulüp başkanımız da bunu detaylı uzun zamandır masaya yatırtıyoruz. Benim açıkça söylüyorum yani mutlaka diğer yerlerde oynayan futbolcular da mutlaka şey yapacak. Belki belli bir tecrübe birikimi yani elbette, karşılıklı oynamakla belki bir tecrübe kazanmış olacak. Ama bunun yanında kendi Karapınarlı olan çocuğunuzu biraz daha ön plana sokarsanız bu iş biraz daha heyecan yaratıyor. Şehirde. Çünkü ben evet bazı maçlara gidebildiğim kadarıyla seyrettiğim maçlarda Karapınarlı olan çocuklara olan sevginin biraz daha şey yani bunun yanlış anlaşılmasını istemiyorum ama o değişik bir heyecan yaratıyor. Yani ondan dolayı biz mesela şu anda ilk 11'de aşağı yukarı ben bugün bir bunda tekrar hocamla bir görüşme yaptım. 4-5 tane ilk 11'e giren şeyimiz var. Futbolcumuz var yani. Bu 5 çok iyi bir rakam. Evet. Neredeyse 4-5 rakamı. Evet daha evet, kaleci yani mesela oyuncu... yedek kaleci bu hafta mesela şey yaptı. Yani düşünürsek böyle 4 tane 5 tane sayı da azımsanmayacak bir rakamdır. Altyapı diye de önem veriyoruz. Altyapıdan yetiştirelim ki ileride bu oranı daha da şey hatta hale getirelim diyoruz. Bu mutlaka hem dışarıdan gelen arkadaşlarından karşılıklı tecrübe, karşılıklı evet, birbiriyle etkileşimi, onlardan bir şeyler kazanabilme. Ve hem de kendi Karapınarlı olanı bu işte şey yapmak. Yani toplamda şöyle 10-11 tane Karapınar'ın A grubunda çalışan, şey yapan, futbol yapan şeyimiz var. Karapınarlı çocuğumuz var. İlk 11'e gelende 4 veya 5 tane bunu böyle toparlarsak bunu inşallah bu oranı yıl geçtik sırada artırmayı hedefliyoruz inşallah. Evet, öz kaynaklarıyla devam ettiği zaman kulüpte evet, daha az harcama yapar. Dediğiniz gibi mutlaka, daha fazla da heyecan mutlaka, ortaya çıkabilir. Biraz daha heyecanı evet. Evet, Karapınar Belediyespor'a başarılar dilerim. Bu sezon inşallah şampiyon olacağız. İnşallah, inşallah. Temenni ediyoruz. Tabii. Sayın Mehmet Yaka'ya selamlar diye bir izleyicimizden. Yaş sınırı var mı diye bir soru gelmiş. Amatör kümede bir yaş sınırı yok. Eğer futbol oynayabiliyorsanız, lisansınız varsa değil mi Sayın Başkan? Evet, evet. Katılabilirsiniz. Lisansınız varsa, şey olsa katılabilirsiniz. Karapınar'dan Cuma İldiz Bey. Karapınar Spor'un hedefi şampiyonluk mu yoksa ligde tutunmak, orta sıralarda bitirmek mi diye sormuşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olsun bu sorusu evet, için Cuma ben İldiz de teşekkür Bey, ederim. Hiçbir zaman için olduğumuz yerde tutunalım diye bir şeyimiz yok. Mutlaka Karapınar Spor geçmişle bunu zaten başarmıştır, bunu görmüştür. Yani amatörlükten bölgesel lige geçmiştir. Bu seneki imkanlarının yeni yatırımlarla çok daha mükemmel olduğunu da düşünecek olursak inşallah bu yıl Allah'ın izniyle şampiyonuz i̇nşallah diye. Başkanım özel yapıyorum, sorular da var böyle. Başkanımın aslında tabii başkanlık seçimle gelinen bir nokta ama hak ederek, çalışarak edindiği bir ünvan da var. Kendisi bir diş doktoru. Evet. Bununla birlikte... Lisansı da var mı? Daha önce bir spor yapmışlığı var mı benim, diye bir sorumuz var. Hayır. Yani şey olarak sadece seyirci olarak bir evet, şeyim var. Bir özel bir ama böyle sporla, spora bir sevginiz var. Spora sevgim var tabii ama evet, bir özel bir şeyle uğraşmışlığım yok. Evet. Sayın Mehmet Yaka'ya selamlar. Konya'da da altyapısı var mı diye sormuşlar. Yani spor çalışmalarını Konya'da da sürdürebilir mi Karapınar Belediyespor diye. İnşallah gelecekte olur. İnşallah. Böyle İnşallah. Dışarılarda tamam, spor okulları değil mi? Evet. Ama Murat ilçede Yalçın, tabii şu andaki faaliyetlerimizde ilçede şey yapıyoruz tabii. Evet, Murat Yalçın Bey çok teşekkür ediyoruz. Sorular peş peşe gelmeye başladı. Devam edeceğim. Tek tek bu soruları almaya çalışacağım. Tabii futbolla da devam edeceğiz ama diğer sporla ilgili Karapınar'daki konuları da konuşacağız. İsterseniz önce bir maç özeti izleyelim. Bir, tabii. Beyşehir'den arkadaşlarımız sağ olsunlar bizim için derlediler. Güzel bir özet hazırladılar. Bu hafta mağlup oldular. Selçuk Spor kazandı. Selçuk Spor 3, Beyşehir Belediye Spor 1. Konya'da oynandı merkezde bu maç. Bu maçın gollerini izleyelim hep birlikte. Şampiyonluk parolasıyla başlayan ve hedefini bölgesel amatör lig olarak belirleyen iki takım Konya'da Dumlupınar sahasında karşı karşıya geliyorlar. Selçuk Spor, Beyşehir Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmaya ev sahibi takım Selçuk Spor başladı ve ilk dakikalardan itibaren de rakip kaleye gitmenin mücadelesini veriyor Selçuk Spor takımı. Şimdi bir şut kalecide kaldı. İlk atak Selçuk Spor'dan. Maçın başında
öne geçmeyi planlıyor Selçukspor takımı. Beyşehir Belediyespor oyunu dengede götürmenin peşinde ilk dakikalarda. Orta içeriye şut götü Selçukspor adına. Yine aynı kanadı kullandı Selçukspor. Ceza alanının orta, uzaklaştırılamayan top en son savunma dokundu. Hata sürecek Selçukspor'un, bu şut kaleyi bulmuyor. Kontratakta geldi Beyşehir Belediyespor. Ceza alanında orta şansı aradı. Savunma araya girdi ve kaleci başarılı. Yavaş yavaş oyunda dengeyi kurmaya çalışıyor Beyşehir Belediyespor. Uzaktan bir şut kalecide kaldı. Kaybedilen top Beyşehir Belediyespor hücumuna döndü. Bir anda 3'e 1 yakaladı Beyşehir Belediyespor. Öne geçme şansı. Savunma yerleşti. Bu şansı değerlendiremiyor Beyşehir Belediyespor. Uzun gönderilen top. Beyşehir savunması uzaklaştırmakta güçlük çekti. Açılan top ve bu hareket sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı kazandı Selçukspor. Topun başında Tevfik. Dakika 28, Selçukspor 1-0 önde bu penaltı golüyle. Orta ceza alanına kaleci son anda çıkarıyor. Selçukspor takımı ikinci yarıda da etkili olmaya çalışıyor. 1-0 geride Beyşehir Belediyespor. Kaptırılan top. Yeni bir gol şansı olabilir ve dakika 67, Rafet. Bu golle 2-0 öne geçiriyor Selçukspor'u Rafet. Yine çıkmaya çalışırken kaptırılan top. Dakika 73 bu kez. Orta içeriye. Ceza yayında. Oynayın dedi maçın hakemi. Büyük bir boşluk orada. Yerden müdahale. Dakika 73, Onur Öztürk. Skor 3-0 oldu. Selçukspor 3-0 önde. 86. dakika. Alper'in bu golü Beyşehir Belediyespor'a yetmiyor. Dumlupınar sahasında oynanan karşılaşmada haftanın önemli maçlarından birinde Selçukspor Beyşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etmeyi başarıyor. Son dakika atakları Selçukspor farkı artırmaya çalışsa da etkili olamadı ve 3-1 kazanıyor Selçukspor. Evet, bu güzel görüntüler için teşekkür ediyoruz. Bir kez daha iki takıma da bu güzel mücadele için teşekkür ediyoruz. 4 gol var birbirinden güzel. İzleyenler için keyifli dakikalar olmuş. Diğer maçımızı ilerleyen dakikalarda ekrana getireceğiz. Ilgın Seydişehir karşılaşmasını. İnşallah Karapınar'dan da ilerleyen haftalarda maç görüntüleri yayınlayacağız. İnşallah. Bu renk katacak çünkü onları da duyurmaya çalışacağız. Tabii futbola geri döneceğiz ama şöyle bir parantez açalım. Karapınar'da spor hayatı nedir? Yani şu son dönemlerde mesela işte yüzme sporu çok ilgi görmeye başladı. Evet. Salon sporları ilgi görmeye salon başladı. Salon sporları ilgi görmeye Nedir Karapınar'daki? Şimdi isterseniz sizin dediğiniz gibi yani Karapınar Spor'dan biraz şeye geçelim Selahattin Bey. Ben öncelikle de bu haftaki inşallah maçta da Emir Gazi Spor'la bizim olan şeyde başarılar diliyorum. Dostluk kazansın diyorum inşallah. Emir Gazi ile komşu ilçeyiz. Aslında eski şeyde de Emir Gazi Karapınar'ın bir ilçe şeyiydi. Beldesiydi diyorum tabii. Doğru, öyle doğru. Geçmişte. Başarılar diliyorum. Mutlaka şeydir. Yani centilmenlik kazanacaktır. Dostluk kazanacaktır. Hoca değiştirdiler bu hafta. Erol Yıldırım göreve başlamış onlarda da. Yeni hocaya da başarılar dileyelim biz. Hayır getirir inşallah. İnşallah. Biz de hocamıza güveniyoruz inşallah. Hasan Hüseyin Yücesi hocama da burada inşallah başarılar diliyorum. Bütün futbolcularıma başarılar diliyorum. Evet. Biraz önceki sözümün de aslında yanlış anlaşılmaması. Yani yabancı yerlilikten dolayı bizdeki misafir olan Karapınar dışındaki diğer futbolcularımızı da şey yapmak istiyorum. Yani bir yanlış anlaşılma değil, sadece
karşılıklı bir etkileşim bakımından aslında faydasının da olduğunu. Aynı Türkiye şeyde normal birincilikteki yabancı oynatma olayı gibi. Yani bu aslında onun gibi bir son dönemde şey. Tabii çok gündemde. Bütün kulüpler kendi bünyesinden oyuncu çıkarıp onu oynatmak istiyor. Böyle bir heves, böyle bir öyle, istek yani, var. Hani siz bu bunu biraz vatandaşta, çocuklarda biraz daha heyecan yarattığını belirtmek istiyorum. Ama yani. Karapınar'da birileri gidip başka bir yerde futbol oynayacak. İşte başka yerden birisi gelip Karapınar'da oynayacak. Tabii öyle de oluyor mesela. Evet. Biz tabandan olacak. Yetiştiriyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi diğer ilçelere de biz veriyoruz aslında. Oynamıyor yani. Tabii. Bir de olayın o yönü var. Evet. Şimdi Karapınar'da sporu şöyle bir şey yapacak olursak. Aslında Karapınar'ın ekonomik gelişmişliğiyle beraber, son yıllarda iyimesiyle, ekonomi iyilisiyle beraber gerçekten sporda gelişmesi de paralel yürüdü Selahattin Bey. Bunu kabul etmek lazım. Yani en büyük yatırımları samimiyetle söylemek istiyorum ki AK Parti dönemlerinde aldı. Yani 2000'li yıllardan, 2003'lü yıllardan başlayarak da çok güzel. Ve bu dönemde de son 2014'ten bu zamana da ciddi şekilde kayda değer yatırımlar aldı. Yani bunu belki görüntülerde de şey yapılabilir, görülebilir. Mesela Gençlik ve Spor Bakanlığımız Karapınar'ımıza 2015 yılında neredeyse 2 milyona yakın yatırım yaptı. Çok ciddi bir yatırım yani. Burada şehir stadımızın yenilenmesi, soyunma kabinlerimizin yapılması, bu Sandıklı bölgesindeki, TOKİ bölgesi dediğimiz bölgedeki stadın tekrar soyunma kabinlerinin yapılması, kapalı spor salonumuz. Mesela kapalı spor salonumuz var. Bunun tamamen elden geçirilmesi, yeni modern şekilde dizayn edilmesi, altyapısının yenilenmesi, bunların eğer düşünecek olursak çok ciddi şekilde mesela 400 kişilik ve 200 kişilik iki tane modern tribün yapıldı. Soyunma kabinleri yapıldı. Çim sahalar yeniden elden geçti. Kapalı spor salonumuz ki burada biraz önce bahsettiğimiz salon sporlarından. Bu salon sporlarında ciddi şekilde burada çalışmalar var. Voleybolun, basketbolun ve diğer branşların biliyorsunuz bu salonlarda çok büyük etkisi var. Yani bunların hepsini düşünecek olursak ciddi şekilde şey oldu, sporda yatırımlar oldu. Aynı zamanda halkın bakış açısı da değişti. Futbolun yanında diğer basketbol olsun, voleybol olsun, halter olsun, wushu. Mesela biraz sonra wushu'dan bahsedeceğim. Biraz ön dünya planda, derecesi var, evet. Karapınar'da dünya derecesi vardı. Yine Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze bağlı, bağımsız olarak bir federasyon, bir kulüp olarak şey yapıyorlar. Başarılı bir hocası var. Gerçekten onu da burada tebrik etmek istiyorum. Yani mesela tekvando'da, satrançta bunların hepsinde başarı sağlamaya başladı. Karapınar'daki çocukların voleybola özel bir ilgisi var mesela. Bunu görüyorum ben. Sürekli bunu görüyorum. Onun için biz Karapınar Spor Kulübü bünyesinde de bunu kurduk. Gençlik Spor'da da bunun faaliyetleri yürüyor. Bunların hepsini üst üstüne koyacak olursak neredeyse 8-10 sene önce sadece futbol, şimdi artık neredeyse 8-10 branşta faaliyet göstermeye başladı. Ve bunlar da derece almaya başladılar ki biraz sonra bahsedeceğim. Wushu da dünya derecesi aldılar. Buyurun isterseniz o konuya girelim hemen. Tabii ona gireceğim ama bir de şunu biraz önce bahsettiğiniz için söylemek istiyorum. Mesela yüzme olayı. Yüzme. Evet. Yani şu anda yeterli sayıda bir yüzme havuzumuz olmadığı için Karapınar Spor Bünyesi'nde veya Gençlik Spor Bünyesi'nde herhangi bir kulüp oluşturamadık. Yani daha doğrusu takım oluşturamadık. Fakat yüzmenin Karapınar'da çok büyük böyle bir sevgi beslediğini, büyük bir ilgi alaka gördüğünü çok iyi biliyorum. Mesela 2014 seçimlerindeki dönemde Karapınar'da hiçbir tane yüzme havuzu yoktu mesela. İnsanlar nerede yüzüyordu Sayın Başkan? Acıgöl'de yüzerlerdi. Acıgöl'e giderlerdi. Evet, biraz zor bilenler, da olsa zorlayarak şartları. Yani Acıgöl son zamanlardaki suyunun çekilmesinden sonra biraz tehlike arz etmeye başladı. Ama bizler bile bilen mesela hepimiz böyle kaymakamlar, savcılar falan, doktorlar falan biz böyle orada çok böyle yüzmelere şey yaptığımız oldu. Gittik hatta yüzmeyi orada öğrendik. Aslında Acıgöl böyle çukur bir alanda krater gölü olduğu için şeydir, böyle dalgası yoktur. İçinde sülfatlar çok fazla olduğu için böyle kaldırma kuvveti de çok fazladır. Ve çok güzel aslında yüzme öğrenilir. Fakat şimdi suyu çekildiği için biraz
tehlike arz etmeye başladı. Fakat yüzmeye karşı da Karapınarlı'nın gittiği bir şey var mesela. Hafta sonu orası bayağı bir şey olur. Kalabalık oluyor evet, yani. Yani. Bunu mesela yüzmeyi de bir spor haline getirebiliriz. Yani Konya Büyükşehir Belediye'mize ASEM, Aile Sağlık Eğitim Merkezi'nde bayanlar için mesela yüzme havuzu yapıldı. Orada bayanlar tarafından çok ciddi bir ilgi görüyor mesela. Hmm. İnşallah Allah nasip ederse gençlerimiz için, erkeklerimiz için yarı olimpik yüzme havuzu şu anda Büyükşehir Belediye'miz tarafından temeli atılmak üzere. Evet, müjdeyi verelim o zaman evet. Karapınar'a. Şu anda yapılıyor. Zaten Karapınar çoktan duydu bunu. Ben burada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza Tahir Akgür'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten yani kısa sürede ilçede oluşan 4 tane yüzme havuzunun ikisini sahip. Birisi bayanlara bir de erkeklere Allah nasip ederse kısa sürede o da şey yapacak. Ondan sonra da bunun bir artık bir spor haline gelmesi, gençlerimizin bir uğraşı haline gelmesi mutlaka kaçınılmaz yani ve sevilen bir şeydir yani. Çok güzel. Evet, yani bu evet. 2014'te yoktu. Yoktu. Ama şu anda şimdi bugün 4 tane bir özel okulda, bir otelde ve ikisi de Konya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere. Bu da sporun önemli bir dolu. İsterseniz reklama gideceğiz. Wushu'dan da bahsedelim. Daha sonra evet. Diğer konulara geçeriz. Wushu'dan bahsedelim. Ardından. Yani bizim mutlaka amatör spor kulübü olarak bir uzak doğu sporu olan Wushu neredeyse bir futbol kadar ilgi gören. Çok ilgi görüyor evet, Karapınar'da. Evet, çok ilgi görüyor ve üst katımlara şey yapan, dereceler alan, Avrupa dereceleri alan bir şeydi. Şu anda 530 tane toplamda öğrencisi şey olmuş. Kayıtlı, lisanslı şey olmuş. Bakıyorum şöyle notlarıma. Evet. Mesela şu anda 115 tane aktif. Hem kendisi bir özel bir şey olarak, kulüp olarak devam ediyor. Bir de Karapınar Spor'un bünyesinde var. Hmm. Yani iki alda da yürüyor. Bunların kendi aralarında grupları da var zaten. Sanda ve Taulo diye iki şey var. Bunlarda bahsettiğim gibi hocamız var. Milli takım antrenörümüz Mehmet Emekli ve ekibine burada teşekkür ediyorum. Uluslararası turnuvalarda ve Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda ciddi şekilde dereceler yapıyorlar. Mesela burada yazmışlar, ben notlarıma bakayım şöyle. 2015 yılında, bakın 2015 son evet. 3 yılı vermişler. Takım halinde birinci olmuş. Türkiye şampiyonası olmuş. 22 tane Türkiye şampiyonası, 10 tane Türkiye ikinciliği, 7 tane Türkiye üçüncülüğü. Milli futbolcularımız uluslararası şampiyonalarda ikincilik, üçüncülük ödüllerini almışlar mesela. 2016'da yine aynı şekilde bölge haline, bölge takım halinde maşallah. Şey olmuşlar. Böyle başarılar geldikçe de ilgi artıyor tabii. Evet. Her geçen gün ilgi artıyor. Bir de bu yüksek okullara geçişlerde puansız sistemde bunların biliyorsunuz katkılar oluyor. Evet, YÖK'e kayıtlarında şeyler oluyor, avantajlar oluyor ve en fazla şu anda bu gençlerimizin yüksek okula kayıtta yararlandığı branşlardan birisidir. Ne güzel. Evet. Spor bakın, yaparak katkı sağlıyorlar. Evet, mesela 2017'ye bakayım evet. Son yıla yine takım halinde şampiyon olmuşlar. Türkiye şampiyonası olmuşlar. Yine milli futbol sporcularımız Gürcistan'daki yapılanda erkeklerde Avrupa ikinciliği olmuş. Mesela 2016 en başarılı yıllar Polonya'daki dünya şampiyonasında Raziye Nur Emekli. Mesela dünya üçüncüsü olmuş. Bunlar Arun büyük başarı Yücesoy, bireysel sporlar. Dünya belirte. İkincisi olmuş mesela. Dünya ikinciliği en bunlar üst noktası. Bunlar da evet bir de milli futbolcu, sporcu olduktan sonra biliyorsunuz çok büyük avantajları var. Kendilerine kayıtları gelecek var. Kurabiliyorlar evet, spor evet, anlamında. Evet. Bu da hem kulübe olan ilgiyi artırıyor hem de sayıyı spor artırıyor. Olan hem ilgiyi de çoğaltıyor. Evet, spora olan ilgiyi de artırıyor inşallah. Peki devam edeceğiz. Diğer konulara geçeceğiz. Reklam arası rica ediyoruz. Sonrasında buradayız. Konya Amatör Spor devam ediyor. Konya Amatör Spor'larda ikinci bölümde karşınızdayız. Futbolu konuşmaya devam edeceğiz bu bölümde. Karapınar Belediyespor bu akşamki konumuzdu. Detaylı konuşmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Süper Grup'tan bir karşılaşmadan daha özet görüntüler var demiştik. Ilgın Belediyespor, Seydişehir Belediyespor karşılaşmasının
golleri ve özet görüntülerini izleyelim şimdi hep birlikte. Konya amatör küme süper grupta alt sıralardan hızla uzaklaştırmak isteyen Ilgın Belediyespor, Seydişehir Belediyespor konuk ediyor. Ilgın'daki karşılaşmaya ilgi hayli fazla. Ilgın Belediyespor görüntüde, konuk takım Seydişehir Belediyespor. Onlar da puanlar alarak üst sıralara doğru tırmanış istiyorlar. On takımlı süper grupta birbirinden güçlü takımlar arasında Ilgın Belediyespor ve Seydişehir Belediyespor da yer alıyor. Onlar da üst sıraları hedefliyorlar. Ilgın Belediyespor kendi sahasında Seydişehir'i ağırlıyor, ancak iki takım da ilk yarı boyunca birbirini tartarak mücadele etti. Çok fazla pozisyon bulamadı iki takım da ilk 45 dakika içerisinde. Karşılıklı ataklar var ama gol pozisyonu ilk 45 dakika içerisinde olmadı. Savunmanın arkasına atılan top offside. Bu kez ev sahibi takım hata. Burada beklenti serbest vuruş ama hücum faul olarak değerlendiriyor maçın hakemi. Konuk takım için gol şansı maçın başından bu yana yakalanan en net gol fırsatıydı. Bu pozisyonda da Ilgın Belediyespor penaltı bekliyor. Maçın hakemi devam dedi. Görüntüler ikinci yarıdan tekrar tekrar izledik bu pozisyonu. Ev sahibi takım hücumu top kalecide kaldı. Ilgın Belediyespor kendi taraftarı önünde galibiyet istiyor. Ama konuk takım da zaman zaman tehlikeli pozisyonlar buldu, işte onlardan bir tanesi. Ve gol şansı Mehmet Akif, altın ayak golü atan isim. 1-0 öne geçiyor ev sahibi takım. Tekrar tekrar izliyoruz bu golü. Büyük sevinç var ev sahibi Ilgın Belediyespor takımında. Üzerindeki şanssızlığı bugün kırmak istiyor Ilgın Belediyespor. Atılan gol sonrası büyük sevinç var. Ve asker selamı geliyor. Mehmet Akif. Golden bir dakika sonra eşitliği sağlayan Hüseyin Çelik. Skorda şimdi denge var. Bir dakika sürdü Ilgın Belediyespor'un gol sevinci. Hüseyin Çelik'in golüyle skor şimdi 1-1. Eşitliğin ardından yükleniyor Ilgın Belediyespor takımı. Yükseklik kazandı top kalecide. Konuk takım hata, kaleci son anda çok önemli bir kurtarış yaptı ve maçın uzatma anları, 90 artıdayız. Çok uzaklardan bu şut golü getiriyor. Ahmet Taha Çetin Aslan'ın bu golüyle Ilgın Belediyespor kendi sahasında Seydişehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Son dakika golü, inanılmaz bir sevinç var Ilgın'da. Tabii futbolda son dakika golleri var. Evet. Atan için büyük sevinç. O golü yiyen de için büyük üzün, değil mi? Son dakika golü. Son dakika golleri biraz kötü olur tabii. Yani o anlamda böyle bir maç olmuş. İnşallah Karapınar şampiyon. Mesajlarla devam edelim son bölümde. Celtic'ten Seyidi Çeliker, bütün Konya takımlarına başarılar diliyorum demiş. Sağ olsun, selamlar gönderelim biz de Celtic'imize. Karapınar'dan başkanımıza selam olsun. Ferdi Gönüllü bir de formasının resmini göndermiş bize. Böyle formayla çekilmiş, çok güzel. Sağ olsunlar. Konte Bey ve başkanımıza hayırlı akşamlar. Karapınar'dan Alim Güneş, Karapınar'da oynayan evlatlarımıza yüksek yerlere gelmeleri için oynasınlar demiş. Onlar da inşallah sahada mücadelelerini sürdürsünler. İyi noktalara geleceklerine ben de inanıyorum. Sağ olsunlar. Mustafa Parlak Bey, bölgesel amatör lige daha önce çıkıyoruz demiş, sonradan düşüyoruz. Bal ligine çıkarsak nasıl kalıcı olabiliriz? Türkiye Kupası'nda kurallar, büyük takımları görmek istiyoruz demiş. Bölgesel amatör ligin böyle bir şansı var. Türkiye evet. Kupası oynayabiliyor. Evet. Karapınar'a böyle büyük bir takım yani getirelim inşallah diyorlar. İnşallah nasip ederse, ama konunun başında da biraz bahsettik. Evet. Destek biraz daha vatandaşlarımızın, halkın buna biraz daha bakış açısıyla ilgili. Bu sadece kurumsalla olamaz. Onun yanında iş adamlarımıza, esnaflarımıza, vatandaşlarımıza çok büyük katkı düşüyor. Evet. Yani az da olsa eğer belli bir maddi yönden destekleyebilirsek, sponsorluk yönünde destekleyebilirsek
niye bölgesellikte Bağlı Ligi'nde kalınmasın ki yani? Hiçbir sebep yok. Ve geçmişte dediğim gibi Bağlı Ligi'nden 3. grup şeylerine, terfi maçlarına dahi Karapınar oynanmış. Ve bu çocuklarımıza da ben inanıyorum zaten bunu başaracaklarına. Evet. Efendim Konya Amatör 1. küme B grubu lideri 16 puanla Akören Kültür Spor. Diyorlar ki 1. Amatör Ligi takımı Akören Belediye Kültür Spor yönetimi olarak hayırlı yayınlar diliyoruz demişler. Altan Çetinkaya sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Karapınarlı gençlere şans tanınmasını istiyoruz demiş. Karapınarlı hemşerimiz olarak Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum, hayırlı yayınlar dilerim. Ankara Gölbaşı'ndan Halil Akıllı Bey göndermiş mesajı. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olsunlar. Elbette bu tavsiyeler mutlaka dikkate alınacak. Sormak istiyorum demiş, geçtiğimiz yıllarda oynayan futbolcular, bunlar için çalışmalar bulunuyor mu? Eski oynayan oyuncularla ilgili de böyle ahdi vefa gibi zaman zaman ahdi tabii. Ahdi vefa gibi başarılı olanlar, gayret edenler mutlaka daha üst gruplarda eğer teklifler geliyorsa mutlaka değerlendiriyoruz. Yani onların biz öne, yani ille de şeyle engel değil, onlara destek yönündeyiz. Hem İnşallah. Biraz önce bahsettiğim gibi yani sporda, futbolda daha iyi şeylerde, takımlarda oynamak isteyenlerin mutlaka önünü açarız. Yani onlarda kesinlikle destekçisiyiz, bağlayıcısı değiliz. Dediğim gibi diğer buluşu da aynı şekilde. Onlarda da yüksek okula girmelerinde mesela şeyde her türlü desteği, katkıyı vermeyeceğiz. Her türlü katkıyı mutlaka sağlıyoruz. Bütün spor kulüplerine zaten yasa gereği sağlıyoruz yani. Evet. İsmimi vermek istemiyorum ama Altın Ekin Spor bu sene ligin en genç takımı. Amacı sadece futbol oynamak fakat destek bulamıyoruz. Bundan da bahsederseniz çok seviniriz demişler. Spor dalları ve sporculara yapılan destekler noktasında Kadınhan'ı Osmancık Mahallesi'nden yazıyorum. Kadınhan'ın da genç takım kalecisi olarak oynuyor demiş çocuğum. İnşallah başarılar diliyoruz biz de. Yardım istemişler. Elimizden geleni yapmaya çalışırız. Salim Eke, Karapınar ilçesinde eski top sahası için bir düşünceniz var mı Sayın Başkanım diye bir soru gelmiş. Evet. Şimdi biliyorsunuz Karapınar'da normal Atatürk stadyumumuz, merkezi bir stadyumumuz, bir de TOKİ bölgesinde olan, biraz önce bahsettiğim Gençlik Spor Müdürlüğümüzün yatırımlarından bahsettiğim iki tane stadyumumuz var. Bir üçüncüsü de Cumhuriyet Mahallesi'nde biraz da atıl durumda olan, biz açıkça söylüyorum bir ilçede şu an için nüfusumuz gereği zaten 50 bin nüfusunda, 49.650 nüfusumuzda o stadın biraz gereksiz olduğunu, yani kendi ortak görüşmelerimiz sonunda buna karar verdik. Daha doğrusu oradaki stadı kaldırıp orada yeniden imar düzenlemesi yapıyoruz. Yalnız mahalle sentetik çim saha. Biraz sonra bunu da bahsedeceğim zaten. Buyurun. Spor Toto'da evet. Mesela onlarla birlikte o bölgede sadece mahallede oynanabilecek küçük sentetik çim saha ve belki bir spor kompleksiyle o stadı ortadan kaldırıyoruz. Yani sadece merkezi stad olarak bir şehir olacak. Stadımız bir de TOKİ'deki iki stadı şu an için yeterli evet, görüyoruz. Bunun olduğu yere de bir sentetik saha sentetik olarak yine orada futbol yapıyoruz. Oynanabilecek. Evet. Spor Toto tesisleri dediniz. Bunu, genel müdürlüğün katkıları yapılacak. Orayı da bahsetmek istiyorum. Ben bu arada ilçemizde yapılan bu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımlarının yanında mahallelere futbol, basketbol, voleybol kompleksinden oluşan sentetik çim saha artı basketbol, voleybol sahası. Bunlardan aşağı Spor Toto'dan ciddi şekilde şeyler aldık, destekler aldık. Bunları inşallah şu anda yapım aşamasında uygun olan okullarımızla beraber bu okullarımıza bu şeylerimizi yapmak istiyoruz. Hem mahallenin çocuğu hem de o bölgedeki çocuklar bundan yararlansın diye. Mesela aşağı 1 milyona yakın bir destek aldık. Fevzi Paşa Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Ticaret Borsası, Amil Önal da futbol, voleybol ve basketbol bir kompleks halinde olacak inşallah bunlar. Ayrıca 75. yıl İmam Hatip Lisesi ve Gazi Mustafa Kemal eski Karapınar Lisesi'ne de sentetik çim saha. Bu okul bahçelerinde yaptığımız zaman hem o bölgedeki çocuklar, okul çocukları yararlanıyor hem de o mahallenin halkı yararlanıyor. Yine aynı zamanda Büyükşehir Belediye'miz de aynı beldelerimize mesela onlar da sentetik çim saha yapıyorlar. Yeşilyurt, Kayalı, Hotamış, İsle ve merkezde bir yere de sentetik çim saha yapacaklar.
Ben bu vesileyle dediğim gibi Gençlik Spor Bakanlığımıza, Sayın Bakanımıza, Müsteşarımıza, Spor Genel Müdürümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum bu desteklerinden dolayı ki bu sentetik çim sahalar, diğer soyunma kabinleri, ana stada yapılan yatırımların yanında sentetik çim sahalarda aslında mahallelerde bir mahalle kültürünün oluşması, mahalle takımının oluşması, o mahalledeki çocukların orada böyle kaynaşmasını sağlayacak en güzel unsurlardan biri. Ve ben hatırlıyorum yani biz ortaokul, ilkokul çevresinde o yaşlarda böyle mahallemizin takımı vardı. Mahalle takımı vardı, komşu mahallenin takımıyla maça giderdi. Mahalle maçları olurdu değil mi? Ne direk vardı, ne şey vardı. Sadece bir herhalde sonradan direkler imal edildi. Kale direği. Ve o statlarda mahalleler böyle kıyasıya mücadele ederlerdi. Şimdi bu sentetik çim sahaları ben o bakımdan önemli görüyorum. Yani yeniden sanki böyle bir mahalle kültürü yeniden oluşacak gibi geliyor yani. O mahallenin çocuğu mesela orada birleşecek. Çok bir takım oluşturacak. Belki bir akşamlık, belki bir sezonluk bir takım oluşturup karşı rakip mahallenin çocuğuyla orada mücadele edecek. Bu bakımdan oldukça şeyle faydalı görüyorum ve teşekkür ediyorum yani Sayın Bakanımızın nezdinde Gençlik Spor Bakanımızın çok ciddi Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Onların destekleri var. Mutlaka bunların hemlerin katkısıyla biz de hasbelkader bu işi yürüterekten gençlerimize hizmet vermeye, spor aktivitesinin daha da ileriye taşımak için gayret ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Birkaç dakikamız kalmış. Arkadaşlarımız uyarıyorlar. Birinci küme A grubunda Cihanbeyli Belediye Gölyazı Kulu ve Karakartallar arasında bir yarış sürüyor. B grubunda da Akören Kültür Spor, Yeni Doğanhisar Spor, Bozkır Gençler Birliği, Havzan Spor yine ilk 4 sırayı alan takımlar. Orada da bir yarış devam ediyor. Çok mesaj geldi bu akşam Karapınar'dan. Kusura bakmayın, süremiz yettiğince cevaplamaya çalıştık. Okuyamadıklarımızda bizi affetsinler lütfen. Eğer iletilmesi gereken bir konu varsa ben mesajların içerisine alıp Sayın Başkan'a yarın gün içerisinde de iletmeye çalışacağım. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak son cümle olarak da buyurun, şey yapacağım. Buyurun. Ben aslında dediğim gibi Gençlik Spor Bakanlığımızın şey olarak yine İlçemize kazandırılan gençlik merkezi. Evet. Bu da mesela bunu da zaman yetmedi ama buradan da ilgili Gençlik Spor İl Müdürü, ilçe müdürümüzle beraber çok büyük faaliyetler yaptığını, hem spor faaliyetlerinin yaptığını, hem diğer kulüp faaliyetlerinin yaptığını, bunlarla ilgili gerçekten çok büyük sayılar olduğunu, her geçen gün daha da arttığını, gençlerimizi kahvehane köşelerinden kurtarmak için büyük gayretler gösterdiğimizi ve inşallah bunların artarak devam edeceğini burada söylemek istiyorum inşallah. Bunlar gelişerekten, artaraktan inşallah devam edecek. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Karapınar Belediyespor'u daha üst liglerde, profesyonel liglere doğru böyle adım adım ilerlerken görmekte bizim i̇nşallah. En büyük arzumuz. Hem Karapınar Spor'u hem Karapınarlı gençleri diğer branşlarda her alanda sağlıklı inşallah bir nesil yetiştirmek için gayret edeceğiz. Teşekkür inşallah. Ediyoruz. Tüm Karapınar'a selam gönderelim. Ben de teşekkür ediyorum. Tüm Karapınarlılara, Konya'daki ve tüm Türkiye'deki şeylerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Haftaya yine Konya Amatör Ligleri konuşacağımız Konya Amatör Sporlar'da birlikte olmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.